hakemin işaretini bekliyoruz. 90 dakikaya Bordo Maviller başladı. Uğurcan Çakır uzun gönderdi Lazar Markovic'in olduğu noktaya doğru. Malki bıraktı top dışarıda. Lazar Markovic, sonrasında Orhan Ak görüntüye geldi. Kale vuruşunu kullandı başkent ekibi. Muyakeç uzun gönderdi Ali Sova doğru. Hüseyin Türkmen karşıladı. Siopis, Abdülkadir, Edin Lişçe çizgide, Hanusek karşıladı onu. Bruno Perez, Doğucan, yeniden Bruno Perez. Merkeze döndü, Siopis Doğucan'ı buldu. Dansville, Larsen, Siopis, Siopis yerde, faul kararı var. Andrei Djokanović faul yapan oyuncu Ankara Gücü'nde. Larsen, Markovic, Siopis, Hüseyin Türkmen, Bruno Perez topla buluştu. Maxi Gomez desteğe gelmişti. Hanusek girdi araya. Doğucan Aspolat, Hüseyin Türkmen, Dansville, Larsen. Ankara Gücü'nden önde baskı bu bölümde. Uğurcan Çakır, Ali Sobon'u rahatsız etti. Uzun gönderdi yine Uğurcan. Karşıladı savunma Uroš Radakovic'le. Top dışarıda. Ankara Gücü hücumu olacak. Gaya Sait ekranda. Malki ile taçı kullanıyor Ankara Gücü. Alisov, Zahit, Radakovic, Muyakic, Matej Hanusek, Bruno Perez onu karşıladı. Hanusek'ten pası Emre'ye. Emre Kılınç yaptı ortayı. Savunmadan müdahale var. Lazar Markovic araya girdi. İyi pas edin Vişça'ya. Vişça arkadaşlarına baktı. Maxi Gomez'i ilk etapta düşünmüştü. O offside'daydı. Devamında top kaybı geldi Trabzonspor'dan. Radakovic, Zahit, Kevin Malki, Andrei Djokanović, Atakan, Radakovic, Atakan Çankaya tekrar, Muyakic, Hanusek, Emre, tekrar Hanusek, Taylan, Emre, bıraktı Taylan'a, Doğucan onun peşinde. Taylan Antalyalı çekti topu, baktı ceza alanına, sol ayağını aldı, yaptı ortayı, müdahale var, korner. Köşe vuruşu kullanacak Ankara Gücü. 4. dakikadayız mücadelede. Ankara Gücü teknik direktörü Tolunay Kafkas'ta heyecanlı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip ediyor. Köşe vuruşu kullanacak ev sahibi ekip Gaya Sait de. Zahit yaptı ortayı, Uğurcan'da kaldı top. Uğurcan için zor bir top değil. Arkadaşlarının dalmasını bekledi Uğurcan ve Larsen'e döndü. Markovic, Lazar Markovic topla birlikte hareketli. Larsen, Malki karşısında. Markovic, tekrar Larsen. Yaptı ortasını, kalecide kaldı top. Bahadıran gün gördü. Alisov'a gelmeden müdahale var Hüseyin Türkmen. Djokanović. Siopis'ten baskı. Siopis yerde. Karar faul. Pozisyon ekrana yansıdı. Djokanović'in faulü sonrası oyuna başladı Bordo Mavililer. Bruno Perez. Hüseyin. Uzun gönderdi Hüseyin. Markovic çok kötü düştü. Dileriz önemli bir problemi yoktur. Çok dengesiz düştü. Hemen sağlık görevlileri sahada. Hakem de hemen oyunu durdurdu.
dileriz önemli bir problemi yoktur. Atakan'la mücadele halindelerdi. Atakan burada yükselmedi. Sonrasında dileriz Abdülkadir Ömür, özür diliyorum. Dileriz önemli bir problemi yoktur. Hemen sağlık görevlileri o noktaya geldiler. Bizi de epey korkuttu. Kerem, maça Trabzonspor 4-2-3-1 gibi başladı. Ankara Gücü de 3-4-2-1 gibi. Ömür'ün özellikle Maxi Gomez'in hem de orta sahada Siopis'le Doğucan'a yakın alması gerekir. Üst stoperin arasından sırtı dönük değil. Yani onları tereddütte bırakması gerekir. Hem orta saha hem de stoperlerin çıkmacığı bir alanda toplu buluşması Trabzonspor adına daha rahat topun yere inmesini sağlayacak. Yoksa yüksek topla oynamak zorunda kalacaklar. Çünkü orta sahada oyun kurucu değil, daha çok oyunu bozabilecek bir Doğucan'la Siopis var. Bunun nedeni bu tercihi de Orhan Hoca geçtiğimiz hafta sonu 4-3 Kayseri'ye kaybettikten sonra herhalde daha merkezde 2 kişiyle kapatmak istemiş. Hem geçişememek için, hem 2 stoper hem de 2 tane de 6 numaralı oyuncu. Daha çabukta Doğucan'ın biraz daha hücuma da destek vermesi gerekir. Şunu da bir de söyleyeyim. Beşli bir savunma simetri yapıyor Ankara Gücü özellikle. Burada amaç nedir futbolda? Az adam da ucunda çok adamı kitlemek. Yani Maxi Gomez çok sağ tarafa gelmeden üçlünün ortasındaki oynayan merkezde Atakan'ın yanında oynamalı. Lazar Markovic sol çizgide, sağda da Edin Mişka. Hocam Abdülkadir'in yanına hemen Uğurcan da geldi. Takım arkadaşları da o noktada. Sağlık görevlileri aynı şekilde. Sedye de getirildi sağ kenarından. Gerçekten çok kötü düştü Abdülkadir Ömür. Şu anda sağ kenarına getirilecek. Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Gerçekten çok talihsiz bir pozisyon. Evet, kesinlikle. Çok İnşallah herhangi bir şey yoktur. Bizim de açıkçası yüreğimiz ağzımıza geldi. Evet. Abdülkadir'in durumuyla ilgili bilgi aldığımız anda da sizlerle paylaşacağız. Hakikaten büyük bir korku yaşadık. Umarım çok çabuk bir şekilde toparlar. Oyunda bu arada kaldığı yerden devam ediyor. Benim de bir gözüm Trabzonspor yedek kulübesinde. Top Ankara güçlü oyuncularda. Abdülkadir doğruldu bu arada. Taylan. Radakovic. Malki. Gayas Said şimdi. Faul kararı var. Abdülkadir oyuna döndü. Çok şükür önemli bir problemi yok. Bir an için fazlasıyla korkuttu bizleri. Büyük geçmiş olsun diyelim. Serbest vuruş kullanıyor. Uğurcan Çakır'la Bordo Mavililer. Uğurcan uzun gönderdi. Maxi Gomez'e doğru. Gomez vurdu kafayı. Sonrasında geriye döndü Anusek. Kaleci Bağdıran. Radakovic. Bağdıran. Gayas Said. Taylan. Soldan Musek boştu. Taylan topu o noktaya aktaramadı. Abdülkadir Ömür. Mujakic. Taylan. Baskı altında Taylan. Mujakic'e döndü. Atakan. Mujakic. Bahadıran Güngördü ile paslaştılar. Nihat Mujakic. Ali Sov'u düşündü. Ali Sov ondan sekti. Top dışarı çıktı. Taç Trabzonspor'un.
Bruno Peres'le atışı kullanacak konuk ekip. Doğucan, Bişça, Malki. Siopis'ten kurtuldu. Markovic'ten baskı var. Kazandı topu Lazar Markovic. Siopis. Larsen şimdi. Rakip alana geçti Trabzonspor. Larsen. Abdülkadir. Hüseyin. Bruno Peres. Maxi Gomez kontrol edemedi topu. Basit bir hata. Top Ankara Gücü'nün. Tolunay Kafkas ve sonrasında Hanusek görüntüye geldi. Kullandı taçı Hanusek. Mujakic. Atakan. Bahadır. Densville rahat bir şekilde kontrol etti topu. Doğucan'la oynadı. Bruno Peres. Larsen. Larsen bıraktı soluna. Lazar Markovic. Siopis. Hüseyin Türkmen. Bruno Peres. Emre Kılınç'tan agresif bir baskı. Bruno Peres soğukkanlı. Doğucan aktardı pasını. Densville. Larsen. Lazar Markovic. Abdülkadir Ömür. Siopis. Hüseyin, Bruno Peres, Doğucan, Abdülkadir'den top kaybı. Taylan girdi araya. Alisov, faul. İki takım esasen birbirine benziyor Kerem. İki takım da çok topa sahip olarak evet yeri geldiğinde oynuyorlar ama o tempoyu belirleyecek saha içi ustaları yok. Daha çok direkt hücum yapıyorlar, top kayıpları oluyor. Burada rakibi eksik yakalamak için en kısa yoldan gol posunu üretmek için presler çok önemli ve atak sonlandıramadığı zaman herhangi bir takım direkt hücum yaparak pozisyon bulabilir. Alisov, Hüseyin Türkmen ayak koydu, sekti top Alisov'un önünde kaldı. Alisov vurdu top dışarıda. Alisov'la Trabzonspor kalesini yokladı Ankara Gücü. İşte pozisyon. Alisov önünde kaldı top. Sert vurdu ama çerçeveyi tutturamadı. Dar açıdan şansını böyle denedi Alisov. Uğurcan Çakır'la kale vuruşunu kullandı Trabzonspor. Doğucan. Maxi Gomez. Alisov. Taylan. Siopis girdi araya. Atakan. Radakovic'den pas Kevin Malki'ye. Malki taşıdı topu Trabzonspor alanına. Uroš Radakovic. Atakan Çankaya. Mujakic. Mujakic'den ters tarafa uzun top. Malki. Radakovic. Taylan. Yeniden Radakovic. Malki. Büyük bir desteği var bu bölümde Ankara Gücü taraftarından takımlarına. Bahadır. Malki. Sahip dokunamadı topa. Densville. Baskı altındaydı Siopis. Onu tercih etti Densville. Alisov'dan koşu var. Hüseyin'le mücadele halindeler. Alisov topu kazandı. Alisov. Hüseyin rahatsız etti onu. Top çizgi üstünde oyun devam ediyor. Djokanović. Ondan sekti top. Edin Višća. Edin Višća. Ters ayağıyla ters kanada çok iyi pas. Maxi Gomez. Destek bekledi arkadaşlarından. Geriye döndü. Bruno Peres. Abdülkadir Ömür. Maxi Gomez.
Maxi Gomez yaptı ortayı. Lazar Markovic. Müdahale var savunmadan. Bu arada bayrak havada. Yardımcının bayrağı havada. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Radakovic. Atakan. Bahadır. Radakovic, Malki. Yeniden Radakovic. Baskı var orada. Top dışarıda. Baskı sonuç getirdi. Bu arada Edin Visca ve Lazar Markovic'in de kanat değiştirdiğini belirtelim bu bölümde. Larsen'le taç atışı kullanacak Trabzonspor. Visca. Top dışarıda. Malki. Panusek. Panusek'ten pas hatası Lazar Markovic. Markovic girdi ceza alanına. Yaptı ortasını. Kalecide kaldı top. Bahadır hemen uzun gönderdi. Emre Kılınç kontrol edemedi ama topun peşinde. Bruno Perez de ona yakın. Emre Bruno Perez'e çarptı top. Taç atışıyla oyun devam edecek. Panusek kullandı taçı. Emre Kılınç. Bruno Perez. Bruno Perez'in pası isabetli değil. Mujakić kullandı taçı hemen. Atakan. Andrej Djokanović. Malki. Gayaz Said'i düşündü ama aralarında bir anlaşmazlık söz konusu. Siopis ve Zahit mücadelesi. İlginç de bir mücadeleydi. Top dışarıda. Tabii yani az önce de konuştuk. Yani bu oyunun iki taraf içinde dengelenmemesinin, stabil olmamasının nedeni bu. Yani oyuncu profillerinin özelliklerinden kaynaklanıyor. Yani pas oyununa çok uygun değil. Bazı oyuncular tabii ki var ama daha çok direkt oyunu tercih eden oyuncular. Emre'den pas Malki'ye şimdi. Larsen onun karşısında. Malki rakibinin üstüne gidiyor. Malki yaptı ortasını. Hüseyin Türkmen karşıladı. Radakovic. Top dışarıda. Sanırım bu dakika ilk 20 dakika herhalde bir takım 6 pas falan çok az yapmıştır. Trabzonspor ve Ankara Gücü 20 dakikada. Veya 7 pas bir arada yani. Hele 2 defa tekrar 3 tekrarı yoktur 6 pasın herhalde 2 takım için. Maxi Gomez set ucumlarında yerleşik derinlemesine Ankara Gücü savunması 5'li oynuyor. Özellikle Trabzonspor'dayken top çok çizgiye geliyor. Yani set ucumda onun bağlantı yapması ve Ömür'ün de mutlaka yani arkasını kullanması gerekir. Yani sırtı dönük özellikle Maxi Gomez'in sırtı dönük oyunları iyi oynayan bir oyuncu. Top tutar, servis yapar. Ömür'ün hatta Doğucan'ın da orada bana göre Siyopis'i bırakıp iki kişi o üçlü merkezin hem stoper bek arasına onların da hem stoper arasına ikisinin topsuz oyunda daha fazla koşu yapması gerekir. Doğucan'ın biraz daha destek Ömür'ünde. Yani her topu yere pas indirerek tamam ama hem ucumda çoğalmasında sayısı olarak ve ucumda da rakibi tehdit etmesinde eksiklikler var Trabzonspor'un şu ana kadar. Eğer böyle hızlı ucumlar olduğunda evet Maxi Gomez çizgiye gelebilir ama yerleşik set ucumlarında o üçlünün ortasına Atakan'la oynaması gerekir. Doğucan. Siopis ayak koydu topa. Larsen. Lazar Markovic. Bensville. Hüseyin. Bruno Perez. Siopis.
Markovic sıyrıldı rakibinden. Bıraktı Vişçe'ye. Tekrar Markovic. Bruno Perez. İyi top yaptı Trabzonspor. Abdülkadir Ömür. Tekrar Bruno Perez. Geriye döndü. Doğucan. Siopis. Abdülkadir. Abdülkadir gönderdi ceza alanına. Gomez indirdi. Vişça vurdu top dışarıda. Çok iyi top yaptı Trabzonspor. Organize gelişen bir atak. Bordo Mavililerden. Edin Vişça'nın vuruşunda top out'a gitti. Maxi Gomez böyle indirdi. Vişça vurdu. Top dışarıda. Pozisyon farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Alisov. Alisov'dan pas. Top dışarıda. Anuse'yi düşündü Alisov ama attı top biraz hızlıydı. Top kayboldu Ankara Gücü için. Uğurcan. Baskı var Uğurcan'a. Larsen. Maxi Gomez orada. Atakan vurdu kafayı. Top Markovic'te kaldı. Vişça sağ kanatta ısrarla pas istedi. Lazar Markovic onun önüne doğru gönderdi. Kaleci'de kaldı top. Atakan. Alisov. Malki. Čokanović. Radakovic. Maxi Gomez girdi araya. Vişça. Vişça'dan pas. Lazar Markovic'e. Radakovic karşıladı onu. Markovic yerden oynadı. Abdülkadir topu alardı gol. Abdülkadir Ömür atıyor. Trabzonspor Ankara Gücü deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bordo Mavili takım Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Trabzonsporlu futbol severler mutlu. Bordo Mavili takım aynı şekilde gol görüntüye geliyor. Trabzonspor üst üste pas yaptığı bölümlerin ardından golü böyle buldu. Abdülkadir Ömür karşı karşıya Markovic'in pasında topla buluştu. Çok soğukkanlı bir vuruş. Skor 1-0. Gol farklı açılardan görüntüye geliyor. Trabzonspor başkent deplasmanında Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde. Eminim ki birkaç dakika kadar önce çok korkuttu bizleri. Trabzonspor taraftarlarını mutlaka, ama perdeyi açan da o oldu. Evet. Az önce de sen sorduğun dile getirmiştim. Yani topsuz koşulları bunu yapması gerek. Maxi Gomez. Yani oradaki oynayan oyuncunun her an bir güncelleme yapması gerek kendine. Konumunu değiştirip özellikle santroforvet'te oynayan Ömür gibi yetenekli bir oyuncunun topsuz koşuyu da daha fazla oraya planlayıp girmesi gerekir. Girdi. Nitekim de Trabzonspor 1-0 öne geçti. Matej Anušek. Cevap vermek isteyecek Ankara Gücü Trabzonspor'a. Emre. Anušek. Siopis peşinde. Anušek bıraktı Emre'ye. Emre Kılınç. Nefis bir hareket çizgide Emre. Pası geriye. Anušek'e gelmedi top. Şimdi çıkmak istiyor Bordo Mavililer. Edin Vişça ayak koydu savunma. Mujakić. Trabzonspor yaralanın ortalarına kadar geldi baskıya. Taç atışıyla oyun sürecek. Hocam oyun çok ortadaydı. İki takımdan da aslında ilk 20 dakika çok fazla bir şey göremedik. Edin Vişça'nın şutu öncesinde çok iyi top yaptı Trabzonspor. Evet. Ve golde de devamında birkaç dakika sonra yine iyi organizasyon golü getirdi. Evet. Şu pozisyon bittikten sonra. Abdülkadir Ömür. Lazar Markovic. Markovic. Savunmadan müdahale var. Gayas Sait vurdu kafayı. Densvik. Larsen. Hüseyin. Siopis. Bruno Perez. Edin Vişça. Top dışarıda.
Tabii oradaki özellikle topa verdikleri ritim, hızlı, çabuk oynamak. Zaten Lazar Markovic, Edimişka aynı şekilde bağlantıya geldi. Max Gomez bunu iyi yapan oyuncu. Ama en önemlisi burada Abdülkadir Ömür'ün yani kendine orada pozisyon nereden geldi? Merkezden mi, kanattan mı, hangi taraftan? Mutlaka güncelleyip Max Gomez'in arkasına o koşuyu ikinci santrafor gibi girmesi gerekiyor. Çünkü 4-4-1-1 gibi oynuyor neredeyse Trabzonspor. Yani buradaki özellikle tabii alanı yaratma, alanı kullanma mantığı çok önemli. Yani alanı yaratmak için de topsuz oyuncunun çok iyi planlanması gerekir. Bunda mutlaka Orhan Hoca da hesap etmiştir. Max Gomez geldiğinde arka ikinci santrafor gibi gireceksin. Onu da söylemek gerekir. Mujakić döndü geriye. Bahadır. Mujakić. Baskı sonrası kazandı topu Trabzonspor. Siopis, Taylan. Siopis düşerken verdi pasını Larsen'e. Larsen. Maxi Gomez, Siopis. Hüseyin. Lazar Markovic. Bruno Perez. Top dışarıda Taç. Atakan. Radakovic. Zahit geldi, aldı topu. Tekrar Kaya Zahit. Atakan Çankaya. Top dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek. Tabii o üçlü oyunlar hep ülkede konuşuluyor ya. Üçlü oyunda özellikle o merkezde oynayan oyuncunun sezgisi çok iyi olmalı. Pozisyon bilgisi, tekniği. Şimdi Atakan'ı hepimiz biliyoruz. İşte Göztepe'deydi geçen sene de. Yani daha sert, daha birebir de oynayacak bir oyuncu. Oraya derinlik verecek, takımı çıkaracak öne doğru, geriye gelecek, oyalama birikmeyi sağlayacak. Şimdi onlar farklı meziyet ister. Emre. Emre Kılınç ceza alanında. Emre arka tarafa doğru gitti top. Bu arada yardımcının da işareti var. Bayrak havada. Offside pozisyonu da görüntüye böyle yansıdı. Malki ve Anusek ikisi de yani hücuma çok az katılıyor. Beşli bir top ayındayken neredeyse kendi aralığında kalıyorlar. Daha derinde önde alması gerekir. Yani bunu doğru bir şekilde iki kenar beki orta saha dörtlünün daha savunmanın üçlüye yakın oynuyorlar. Bu da hücumda çoğalmasını ve pas organizasyonunu da etkilediğini düşünüyorum. Tabii Trabzonspor da bunu kendi lehine çeviriyor. Ne yapıyor? Sayısal olarak o beşliye göre daha fazla topa sahip oluyor ve saha içinde matematiksel olarak kendi aralığında orta sahada fazla oyuncuyla yer alıyorlar. Siopis, Hüseyin, Trabzonspor bu bölümde tüm atlarıyla rakip yarı alanda. Bruno Perez şimdi döndü geriye. Uğurcan Çakır. Uzun pas Uğurcan'dan. Karşılayan Atakan. Siopis. Doğucan vurdu kafayı. Larsen. Markovic. Yeniden Larsen. Siopis. Densville. Uğurcan. Larsen. Malki karşılamıştı onu. Larsen uzun gönderdi. Atakan. Maxi Gomez'in baskısı vardı. Uroš Radakovic. Larsen. Top oyunda. O noktaya hiçbir takım arkadaşı hareketlenmedi Larsen'in. Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golle Trabzonspor'un Ankara gücü karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Mujakić. Malki. Mujakić. Dişça. Maxi Gomez bıraktı. Atakan Çankaya.
Doğucan, Taylan'dan sekti top. Alisov, Taylan yeniden. Taylan Antalyalı. Anusek'i düşündü. Hata Bruno Perez'den. Matej Anusek ceza alanında dışarı çıkardı. Doğucan'ın orada bir hamlesi var. Hakem köşe gönderimi işaret etti. Emre Kılınç yerde. Köşe vuruşu için hazırlık yapıyor Ankara Gücü. Bu arada pozisyonda, görüntüde. Anusek böyle kurtardı topu Bruno Perez'den. Emre'yi düşündü. Müdahale geldi. O noktada Doğucan Aspolat'tan. Zahit de korneri kullanıyor Ankara Gücü. Gayas Zahit yaptı ortasını. Kafa vuruşu, top dışarıda. Alisov pozisyon içinde. Zahit böyle ortaladı. Alisov vurdu kafayı. Top dışarı gitti. Ankara Gücü'nün ligde 7 golle en skorer oyuncusu Alisov. Kupada da Beşiktaş maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Başkent ekibine bu sezon hücumda en çok katkı veren isimlerden biri. Radakovic. Atakan. Nihat Mujakić. Atakan. Anusek. Dişça'dan müdahale. Abdülkadir Ömür araya girdi. Doğucan Abdülkadir'e bıraktı. Ondan sekti top. Radakovic. Hüseyin. Markovic. Lazar Markovic. Bruno Perez. Uğurcan. Lazar Markovic iyi oynar, kötü oynar. Gününde olur olmaz Kerem. Ama geldiğinden beri en iyisini yapmak için sahada mücadele ediyor. Bu çok önemli. Hiç yanlış pas atabilir ama yani bir art niyetli hareketi yok. Hep koşuyor, hep oyun içinde var. Hep mücadele ediyor. Onun da ilginç bir kariyeri var. Bu çok var. Önemli tabii ki. Bu çok önemli. Hem de Partizan kiralık gelmiş çıkışlı, bir oyuncu. Evet. Partizan çıkışlı oyuncu, Benfica'da parlamıştı. Liverpool'u gördü. O seviyede tutunamadı. Ülkesinde Partizan'da yeniden doğdu adeta. Bu arada sarı kart çıkıyor Abdülkadir Ömür'e. Taylan yerde. Pozisyonda yeniden görüntüde. Bu pozisyonda sarı kart çıktı Abdülkadir Ömür'e. Gayas Zahit kullandı. Serbest vuruşu. Kafa vuruşu. Uğurcan. Bu arada yardımcının da uyarısı var. Offside. Karşılaşmada 34. dakikadayız. 22'de Abdülkadir'in golüyle Bordo Mavilerin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Trabzonspor beklerlersen ve Perez çok çizgiye de çıkmıyor. Yani pres kırıcı olarak stoperlerin yanında duruyor. Genelde o dörtlüğü merkezde kalıyor. İki Siyopis Doğucan'da bir altılı, bir orada bir savunma hattı da var. Hem orta hem de savunmada. Önde dört oyuncu atak sonlandıramadı. Pas hatasında o altılıyı mutlaka Orhan Hoca geçişememek için çok böyle bekler yeri, yani çok mecbur kalmadıkça hücuma da yollamıyor. Hem de skoru da 1-0 tabii Trabzonspor lehine. Daha çok riske alacak Ankara Gücü. Taç atışıyla oyun devam edecek. Dolunay Kafkas Ankara Gücü'nün başındaki ilk maçında Başakşehir'e ligde 1-0 mağlup oldu. Bugün de kupada Trabzonspor'a karşı takımıyla birlikte mücadele ediyor. Andrei Djokonovic'den pas Malki'ye. Malki yerden oynadı Alisova.
Sol tarafta Hanusek kendisini gösterdi. Ali Soban'ı düşündü. Hanusek yerde. Hakem oyunu durduruyor. Pozisyona çok yakındı. Zorbay Küçük. Sarı kartı elinde. Abdülkadir Ömür'den sonra Bruno Peres de Trabzonspor'da sarı kart görüyor. İki kişilik baraj var Trabzonspor'da. Gaya Said yine topun başındaki isim. Gaya Said yaptı ortasını. Larsen vurdu kafayı. Maxi Gomez. Larsen uzun gönderdi Abdülkadir'e doğru. Gaya Said, Abdülkadir araya girmek istiyor. Lazar Markovic indirdi. Abdülkadir'den önce müdahale var. Kevin Malki'den. Emre Kılınç. Hanusek. Alisov. Hüseyin Türkmen topuk bası. Karar Ankara Gücü lehine. Atışı kullandı ev sahibi takım. Özellikle Edin Visca karardan pek memnun olmadı. Oyun devam ediyor. Malki. Emre. Radakovic. Malki, Taylan. Yeniden Radakovic. Emre Kılınç. Emre gönderdi ceza alanına doğru. Sov indirdi. Taylan çekti topu, bıraktı. Emre şut pozisyonunda baskı altındaydı. İstediği vuruşu yapamadı. Arkadaşlarının rakip alana doğru gitmesini istiyor Uğurcan Çakır. Uzun gönderdi. Maxi Gomez'i düşündü. Karşıladı savunma Mujakic'le. Bahadırhan gün gördü. Radakovic. Malki'nin pasında tekrar aldı topu. Uroš Radakovic. Atakan. Mujakic. Uzun oynadı Mujakic. Malki. Gaya Said bıraktı. Malki tekrar. Malki orta pozisyonunda. Çekti topu. Markovic'den kurtuldu. Pasını verdi. Said yaptı ortayı. Doğucan karşıladı topu. Radakovic. Radakovic ondan bir orta bu kez. Densville araya girdi. Abdülkadir Ömür'le çıkmak istiyor Trabzonspor. Abdülkadir taşıdı topu. Hakem oyunu durduruyor. Hanusek sarı kartla cezalandırıldı. Üst üste kartlar. Trabzonspor'un kontra atağını böyle kesti Matej Hanusek. Densville. Larsen. Densville. Markovic'den pas, Siopis. Markovic'e gelmedi top. Malki. Çokanovic. Taylan. Araya girdi Densville. Larsen. Orada Taylan'dan müdahale. Gaya Said, Emre Kılınç. Taylan. Taylan çekti topu. Taylan sol ayağıyla vurdu Densville. Larsen. Taç Ankara Gücü'nün. Devrenin son bölümüne doğru gittiğimiz bu dakikalarda Ankara Gücü Trabzonspor yarı alanında daha fazla görünmeye başladı. Andrei Çokanovic. Mujakic. Taç kullanacak ev sahibi ekip. Hanusek hemen kullandı atışı. Alisov. Alisov çizgide destek bekledi. Geriye döndü. Çokanovic.
Djokanović sekti. Top Alisson vurdu. Gaya Said'den döndü. Atak devam ediyor. Emre Kılınç'ın vuruşunda müdahale var topa. Abdülkadir. Yerde. Sağlık görevlileri de yeniden sahada. İşte az önceki pozisyon. Emre Kılınç vurmak istedi topu. Abdülkadir ayağını koydu. Sonra da bir problem yaşıyor Abdülkadir Ömür. Bu da Taylan'ın vuruşu. Dansville'den sekmişti top. Trabzonspor'un golünü de yeniden hatırlıyoruz. Markovic'in pasında Abdülkadir Ömür topu ağlara böyle gönderdi. 22. dakikada Trabzonspor başkent deplasmanında üstünlüğü yakaladı. Yavaş yavaş kenara doğru geliyor Abdülkadir Ömür. Ankara Gücü Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki turlarda Ahmet Sportif'i 6-2, Tuzla Spor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 1-1 biten maçın ardından penaltılarla mağlup ederek elemişti. Trabzonspor'un ise Samsun Spor'u 3-0, Ümraniye Spor'a 4-1 üstünlük kurduğunu belirtelim daha önce oynadığı karşılaşmalarda. Atakan. Faul kararı var. Doğuçan rakibini itti. Burada bir çarpışma da yaşandı. Taylan yerde kalıyor. Taylan ve Atakan bu pozisyonda çarpıştılar. Oyun yeniden başladı. Mujakic. Araya girdi Doğuçan. Doğuçan'dan pas. Markovic. Larsen. Larsen, Markovic, Siopis, Bruno Perez, Maxi Gomez, Doğuçan, Bruno Perez, Doğuçan, Bruno Perez'te kaldı top. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir iki oyuncu karşısındaydı. Müdahale var taç bordo mavilerin. Bruno Perez'te atışı kullanacak Trabzonspor. Bruno Perez orta pozisyonunda yaptı ortayı. Atakan ayak koydu. Bir kez daha taç. Vişça yaptı ortayı. Kaleci'de kaldı top. Bahadıran Güngör'dü. Radakovic. Malki basit bir hata. Trabzonspor taç atışını kullanacak. Larsen kullanacak taçı. Larsen. Müdahale geldi Tayland'dan. Djokanović. Malki. Pası isabetli değil. Dansville. Ondan da bir pas hatası. Şimdi Mateja Musek. Önünde boş bir alan var. Vişça. Onun peşinde. Karşıladı rakibini. Emre. Mujakic. Tekrar Emre. Djokanović. Djokanović'ten pas Alisova. Araya giren Markovic. Larsen, Maxi Gomez'e doğru gönderdi Atakan. Malki. Djokanović. Taylan Antalyalı. Taylan'dan uzun top. Mateja Musek. Çizgide kontrolü yaptı. Emre'yi topla buluşturdu. Emre yerden oynuyor. Müdahale Doğucan'dan.
İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi başkente. Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golle 1-0 önde. Taylan aldı topu. Taylan kaleyi düşündü Uğurcan. Taylan sert vurdu. Uğurcan iyi yer tutmuştu. Topun hakim olmayı başardı. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Taylan çok iyi aldı topu önüne. Böyle vurdu. Uğurcan'a takıldı. Bahadır'a. Malki. Radakovic. Zahit. Andrei Djokanovic. Djokanovic'ten pas. Edin Visce'ye gitti top. Siopis. Larsen. Visce'yi topla buluşturdu. Koşusunu sürdürdü. Tekrar aldı topu. Larsen. Visce. Larsen'in oraya gideceğini düşündü Visce. Anlaşmazlık sonrası top kaybı Trabzonspor için. Hanusek. Mujakić. Emre. Nihat Mujakić. Hanusek. Emre Kılınç, tekrar Hanusek. Alisov. Alisov verdi pasını Zahit'ten Hanusek'e. Hanusek dokundu. Emre Kılınç çekti topu. Emre yaptı ortayı arka tarafa doğru. Top dışarıda. Yardımcı da bu arada bayrağını kaldırdı. Trabzonsporlu oyuncularında bir an offside beklentileri oluşmuştu. Bu pozisyon için karar offside. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalde ilk mücadelede Ankaragücü ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Devrede artık son bölümün içindeyiz. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golle üstünlüğü sürüyor. Edin Visce. Abdülkadir. Visce'yi düşündü. Araya girdi Atakan. Mujakić, Abdülkadir. Top dışarıda Taç. Alisov yerde faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Hüseyin. Bruno Perez. Taç kullanıyor Ankaragücü. Zahide gelmeden müdahale savunmada Hüseyin Türkmen'den. Lazar Markovic. Markovic kendisi gitti. Lazar Markovic. Maxi Gomez. Markovic yeniden Gomez'in koşu yoluna. Gomez Mujakić mücadelesi. Mujakić kalecisine döndü. Gomez'in baskısı sürüyor. Uzun gönderdi Bahadır'an. Alisov yerde. Faul kararı var. Trabzonsporlu oyuncuların itirazları söz konusu. Atakan ve Abdülkadir Ömür'ün maçın başındaki mücadelesine benzer bir pozisyon. Yerde kaldı. O noktada görüntüdeki Alisov. Devrenin sonunda bir şans olabilir Ankaragücü için. Gayas Sait gönderdi topu ceza alanına. Bruno Perez karşıladı. Emre Kılınç kaleyi düşündü Uğurcan. Korner. Uzaklardan yokladı şansını Emre Kılınç. Uğurcan Çakır dikkatliydi. Köşe vuruşu kullanıyor Ankaragücü.
Kaya Sait. Yaptı ortayı Uğurcan Çakır. İlk yarıda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Trabzonspor Ankara Gücü karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor. Ankara Gücü başladı ikinci 45 dakikaya. Bruno Perez. Mujakic karşıladı. Hanusek yükseldi, vurdu kafayı. Bruno Perez. Atakan. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Bir çarpışma söz konusu. Bir anda aslında iki pozisyon yaşandı. Bir tarafta Alisov yerde kaldı. Diğer tarafta Siopis ve Gaya Sait'in mücadelesi söz konusuydu. Hakemden faul kararı geldi. Zahit kullandı serbest vuruşu. Sekti top. Radakovic o noktadaydı. Ona çarptı. Markovic'in topuna müdahale. Emre girdi araya. Taç Trabzonspor'un. Larsen'le taç kullandı bordo mavililer. Atakan bir taç daha. Larsen. Atakan. Larsen. Radakovic. Abdülkadir'le hava topu mücadelesindeydi. Radakovic. Önemli bir problemi yok. Trabzonspor üst üste taç atışlarıyla yaklaşık bir 50 metre kadar ilerledi. Larsen atışı kullandı. Markovic. Siopis. Bruno Perez. Hanusek onu rahatsız etti. Bruno Perez. Vişça yakındı. Bruno Perez sakladı topu. Doğucan. Lazar Markovic'in orada koşusu var. Bahadıran. Larsen. Faul kararı var. Emre'yi itti Larsen. Serbest vuruş kullanacak Ankara Gücü. İşte pozisyon. Atakan. Lamin Diak. Fıratcan. Larsen kazandı topu. Verdi pasını Maxi Gomez'e. Maxi Gomez. Maxi Gomez topa da ayak koydu. Müthiş bir mücadele. Siopis. Alisov geldi bozdu onu. Lamin Diak. Zahit. Hanusek. Bruno Perez karşıladı rakibini. Hanusek'ten orta. Perez'den sekti top. Sonrasında topu uzaklaştırdı. Bruno Perez. Lamin Diak. Gaya Sait. Nihat Mujakic. Lamin Diak. Atakan. Taylan. Zahit. Solunda Hanusek. Pasona. Hanusek yaptı ortayı. Alisov hareketli. Ayak koydu Hüseyin Türkmen. Korner kullanacak Ankara Gücü. İkinci yarının başında baskı kurmak istiyor ev sahibi ekip. Gaya Sait kullanıyor korneri. Zahit yaptı ortayı. Kafa vuruşu soldan. Top yavaş yavaş dışarı gitti. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. İşte az önceki pozisyon. Yönetmenim Murat Aktaş görüntüye getirdi. Çok kritik bir hamlesi vardı Hüseyin Türkmen'in.
Alisov topla buluşsa önemli bir tehlike olabilirdi. Uğurcan kullandı kale vuruşunu. Emre. Fıratcan iki rakibiyle mücadele halindeydi. Taç atışıyla oyun sürecek. Top Trabzonspor'un. İşte pozisyon. Larsen kullandı tacı. Tekrar aldı topu. Alisov. Taylan. Hamusek'ten koşu var. Taylan. Onu gördü. Bruno Peres yine karşıladı rakibini. Vişça'da destek veriyor ona. Hanusek Taylan'ı topla buluşturdu. Taylan'dan orta. Alisov'dan kafa. İkinci pozisyon topu alırdı. Ankara Gücü eşitliği yakılıyor. Alisov. Dakika 51. Başkent'te durum 1-1. Çok büyük sevinç var Ankara Gücü'nde. İşte pozisyon. Alisov böyle vurdu kafayı. Top direkten döndü. İkinci pozisyonda kendi topunu tamamlıyor. Larsen'in müdahalesine rağmen top bilelerde. 1-1'i yakaladı Ankara Gücü. Alisov, Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor bilelerini davalandırdı. Hocam baskılı başlamak istedi Ankara Gücü ve eşitlik sayısını 51'de buldu ev sahibi takım. Nasıl değerlendiriyorsunuz maçın gidişatını? İkinci ara Ankara Gücü hissettirdi Trabzonspor'a. Yani o 5-6 dakikalık bölümde zaten golden önce de daha ucunda efektif olan bir Ankara Gücü seyrettik. Golün geleceğinin habercisiydi hatta. Birkaç atak da yaptılar. Tabii Trabzonspor burada pas yapamadı, çıkamadı. En büyük bana göre de hatası ikinci yarıya 1-0'luk skoru korumak için oynaması. Yani böyle tek ayaklı maçlarda 1-0'u korumak için oynamak çok büyük hata. Ankara Gücü taraftarının çok büyük desteği var. Gol sonrası inanın bir an kendi sesimi duymakta zorlandım. Baskısını da sürdürmek istiyor ev sahibi takım. Mujakić. Faul kararı Trabzonspor lehine. İşte pozisyon. 1-1'lik eşitlik var. İlk yarıyı Abdülkadir Ömür'ün golüyle önde tamamlamıştı Trabzonspor. Ankara Gücü Alisov'la rakibine yanıt verdi. Maxi Gomez. Emre. Hanusek. Taylan. Alisov'a doğru pas. Kafayı vurdu Hüseyin Türkmen. Siopis. Lamin Diak girdi araya. Lazar Markovic. Siopis. Markovic tekrar. Markovic yerden oynadı Edin Vişça'ya. Vişça. İlk dokunuşu iyi değil. Top dışarıda. Taç kullanacak Ankara Gücü. Lamin Diak. Taylan. Radakovic. Fıratcan. Yeniden Uroš Radakovic. Atakan. Mujakić. Uroš Radakovic. Atakan. Mujakić'ten pas. Atakan Çankaya. Yeniden Mujakić. Çok aceleci davranmıyor Ankara Gücü. Ersin
Eryaman Stadyumu'nda bir birlik beraberlik var. Anusek. Zahit. Emre. Zahit'e gelmedi top. Doğucan. Abdülkadir. Faul kararı. Top orada mavililerin. Hocam, Siopis ve Doğucan'ı Abdülkadir Ömür eşlik ediyor Trabzonspor orta sahasında. Siopis ya da Doğucan'ın yerine daha kreatif bir oyuncu bekliyor musunuz ilerleyen dakikalarda? İlerleyen dakikada olabilir. Özellikle o da Amşik, eğer durumu ne, yani şu eldeki kadroda zaten oynayabilecek ve de eşleşmesi doğru olacak. Birbirini tamamlayacak oyuncu. Yani Doğucan ve Siopis defansif evet koştular, mücadele ediyorlar. Orhan Hoca daha geçiş yemesini, önde bir dörtlü bir blok istiyor. Hem iki stoper hem iki tane altı numara orta saha merkezinde. Ama oyunu kurmak, yani oyunun temposunu belirlemek için o farklı bir meziyet. Ömür de oyundan düşünce Abdülkadir yerden oynadı, Maxi Gomez bıraktı Vişça'ya, Edin Vişça yaptı ortasını, bayrak havada, offside. Ömür de ikinci yarı iyi başlamayınca tabii hem orta saha ucun bağlantısı da iyi olmadı. Daha fazla baskı yiyen, topu tutamayan, yani golün artık geleceği belliydi. Evet, o dakikada olmazdı, devam ettiği dakikalarda da olabilirdi. Ankara Gücü adına da mesela Ankara Gücü ilk yarı 2. Bu arada Fırat Can'la Lazar Markoviç arasında bir gerginlik. Zorbay Küçük hemen o noktaya geldi. Tolunay Kafkas da sahada. İşte pozisyon. Markoviç ve Fırat Can Üzüm. İlk yarı Ankara Gücü özellikle orta saha dörtlüsünün iki çizgi oyuncusu daha böyle savunma stoperlerinin yanında top alıyordu. Daha derinde önde ucuma da çıkmıyordu. Nitekim ikinci yarı mesela daha önde alıyorlar, daha derinde. Hatta gol de öyle bir organizasyonda sete yerleştiğinde Ankara Gücü daha genişlettiğinde sahaya öyle geldi. Radakoviç uzun gönderdi Alisov'a doğru. Top dışarıda. Maxi Gomez. Top dışarıda, Taç. Markoviç. Larsen, Emre Kılınç ayak koydu. Siopis. Bruno Perez. Bruno Perez yerden oynadı, Edin Vişça müdahale geliyor. Lamine Diak şimdi. Pas Alisov'a. Hakem oyunu durdurdu. Pozisyona yakın. Zorbay Küçük, faul kararı var. Hüseyin Türkmen ve Alisov'un mücadelesini yeniden hatırladık. Emre bıraktı, Taylan. Alisov'a doğru Hüseyin Türkmen. Abdülkadir. Lazar Markoviç indirdi topu, Abdülkadir Ömür şimdi. Vişça bıraktı Maxi Gomez'e. Maxi Gomez'i karşılayan Nihat Mujakić. Destek bekledi Gomez arkadaşlarından. O desteği bulamayınca geriye döndü. Bruno Perez. Doğucan. Dansville. Dansville'den pas ters tarafa. Çok güzel bir top. Maxi Gomez. Abdülkadir. Siopis, Doğucan, Larsen, Markoviç, Dansville yeniden, Doğucan, baskı altındaydı, döndü geriye Hüseyin, Abdülkadir kontrol edemedi topu, oyun taç atışıyla devam edecek. Bahadıran gün gördü. Alisov, Doğucan. El oynama gerekçesiyle hakem oyunu durdurdu. İşte pozisyon. Burada oyun durdu.
Lamin Diak. Radakovic. Fıratcan'ı düşündü. Larsen vurdu kafayı. Taç Ankara Gücü'nün. Fıratcan kullandı ateşi. Top dışarıda. Bu kez taç bordo mavilleri. Maxi Gomez. Atakan. Dansville. Doğucan. Top yükseklik kazandı. Alisov ve Siopis. Alisov orada çok avantajlı fiziksel olarak ama yerde değil. Siopis girdi araya. Taç Ankara Gücü'nün diyor hakem. Trabzonspor tribünleri görüntüde. 61. dakikayı bekliyor. Bordo mavili futbol severler. Nihat Müyakeç. Fıratcan. Taylan. Radakovic. Radakovic'ten pas. Edin Vişça girdi araya. Bruno Perez. Doğucan. Vişça. Vişça. Lamin Diak onu karşıladı. Bozdu pozisyonunu. Kazandı topu. Lamin Diak verdi pasını. Alisov. Alisov'dan top kaybı. Abdülkadir. Alisov peşinde. Larsen. Lazar Markovic. Fıratcan'a takıldı. Taş Trabzonspor'un. Larsen kullandı atışı. Atakan. Matej Hanusek. Diak. Lamin Diak. Yerden oynadı. Hanusek. Hanusek yaptı ortasını. Müdahale var Hüseyin'den. Diak. Taylan. Taylan kaleye düşündü Uğurcan. Korner. Uzaklardan denedi şansını. Taylan Antalyalı. Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İşte Taylan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Köşe vuruşunu Emre Kılınç'la kullanacak Ankara Gücü. Emre yaptı ortayı. Sekti top tekrar Emre'ye geldi. Gaya Zahit şimdi. Zahit yaptı ortayı Alisov'a doğru. Son anda müdahale savunmadan. Yine kritik hamle. Yine Hüseyin Türkmen. İşte Gaya Zahit böyle ortaladı. Alisov arka direkte top bekliyordu ama Hüseyin Türkmen girdi araya. Korner kullanıyor Ankara Gücü. Orta ön direğe. Savunma karşıladı yine. Emre. Abdülkadir vurdu kafayı. Maxi Gomez nefis bir pas. Edin Vişça yeniden Gomez'i düşündü. Lazar Markovic sol kanatta hareketliydi. Edin Vişça biraz aceleci karar aldı. Gomez'i topla buluşturamadı. Devamında Ankara Gücü atağını izliyoruz. Oyun tempolu bu bölümde. Şut geliyor Uğurcan ikinci pozisyon. Top boşta kaldı. Alisov yine o noktada. Taç atışını hızlı kullandı Ankara Gücü. Fıratcan. Lamin Diak. Taylan. Fıratcan. Fıratcan yerde karar faul. İkinci yarın yaklaşık 20 dakikası geçti. Trabzonspor çok aşırı baskı yiyor. Bunda tabii hem öndeki hücum oyuncuların özelliğinden de kaynaklanıyor. Lazar Markovic direkt gidiyor. Aynı şekilde Maxi Gomez. Hocam bir değişiklik var. Vişça'nın yerine Enis Bardi oyunda. Topu
yapmak istiyor. Yani doğrusu da bu çok baskıydı. Orta sahada da o direnç herhalde Doğucan ve Siopis'e merkez, yani orta sahada da oynatmak istemedi. Daha 10 numara profiline bir oyuncuyu çizgiyi çıkartarak hem yeri geldiğinde half space gibi iç koridora gelip Enis Bardi topa sahip olup Ömür'le pas yapmayı herhalde düşünüyor. Ömür'ü çizgi, Bardi de santrofor arkasında oynayabilir. Birazdan göreceğiz tabii. Emre Kılınç kullanacak serbest vuruşu Ankara Gücü'nde. Ev sahibinin baskısı var bu bölümde. Emre kaleye doğru gitti, top Uğurcan. Ona yapılan hareket faul. İşte pozisyon. Ömür sağ çizgide oynayacak. Bardi de az önce dile getirdiğimiz gibi Maxi Gomez'in arkasında, yine 4-2-3-1 formasyonu. Ömür biraz daha içeri gelip o alt space iç koridorda o beşli savunmanın hem bekleyen de stoper arasını alıp pas opsiyonu oluşturması da gerek. Çünkü çok orta sahayından düştü. Çok baskı yiyor Trabzonspor. Siopis. Lazar Markovic. Kazandı topu Ankara Gücü. Fıratcan hareketli. Zahit'ten koşu ceza alanına. Markovic onu rahatsız etti. Fıratcan top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Fıratcan karardan pek memnun değil. Can Çakır kullanıyor kale vuruşunu. Top dışarıda, Taç. Atış Ankara Gücü'nün. Bardi ayak koydu. Radakovic. Fıratcan top dışarıda. Larsen kullandı atışı, Bardi. Tekrar Larsen. Markovic, Bardi. Enis Bardi. Top kaybı. Enis Bardi'den Lamine Diak'tan pas Taylan'a. Taylan çekti topu Dansville karşısında. Taylan ters tarafa gönderiyor. Matej Hanusek orada. Gayas Zahit. Hanusek topuk pası nefis. Gayas Zahit. Geriye döndü Lamine Diak. Pas sol kanada. Orta geldi arka direğe doğru Hüseyin Türkmen. Köşe vuruşu kullanacak Ankara Gücü. Emre Kılınç yaptı ortayı. Hüseyin Türkmen topu böyle karşıladı. Zahit ile korner kullanacak Ankara Gücü. Gayas Zahit yaptı ortaya. Lamine Diak! Gol! Gol geliyor Lamine Diak! 2-1! Lamine Diak atıyor. Ankara Gücü öne geçiyor. İşte gol. Gayas Zahit kullandı korneri. Lamine Diak vurdu kafayı. Uğurcan'ın çabasına rağmen top filelerde. İkinci yarının başında oyuna dahil oldu Lamine Diak. Attığı golle takımını öne geçirdi. Zahit'in ortası. Diak'ın kafası. Ankara Gücü 2-1 önde. Ankara Gücü devreyi geride tamamlamıştı hocam. 70'e gelmeden öne geçmeyi başardı. Tolunay hocam ikinci yarı oyunu ve de aynı şekilde oyuncu değişikliğiyle başladı. 25 dakikadır hemen hemen
sahada bütün hücum aksiyonlarında daha çok rakibe baskı yapan, zorlayan bir Ankara Gücü seyrettik. Az önce de köşe vuruşunda Trabzonspor'un yediği golde çok bariz bir yerleşim hatası var. Bundan da çok yararlandı Ankara Gücü ve 2-1 öne geçti. Hanusek. Bruno Perez. Top dışarıda. Taç atışıyla oyun sürüyor. Radakovic. Bakasetas ve Eren Elmalı Trabzonspor'da kenarda. Gaya Sait. Alisov. Gaya Sait. Yerden oynadı. Markovic dokundu. Larsen. Top kaybı. Fırat Can ceza alanında. Densil araya giriyor. Lazar Markovic. Müdahale emreden. Taç atışıyla oyun devam edecek. Oyuncu değişiklikleri şimdi gerçekleşiyor. Larsen'in yerine Eren oyunda. Markovic'in yerine ise Bakasetas oyuna dahil oluyor. Eren Larsen yerine savunmanın sol kenarında oynayacak. Tabii. Hocam bir değişiklik de Ankara Gücü'nde var. Gaya Sait oyundan alınıyor. Hacıobanis oyuna dahil oluyor. Biraz daha kontrata meyilli bir oyuncuyu oyunu aldı Tolunay Kafkas. Nasıl buldunuz hocam hamleleri? Doğru, daha Trabzonspor lig risk alacak. O risk aldığında açık alanda daha hızlı bir oyuncu Tolunay Hoca hamle yaptı. Tabii Trabzonspor adına da Bakasetas Maxi Gomez'in arkasında oynayacak. Enis Bari'de sol çizgide Lazar Markovic'in kalan dakikalarını yerinde görev yapacak. Tabii Trabzonspor önde top kalmıyor. En büyük sıkıntı o. Yani şimdi Maxi Gomez'in arkasında 3 tane 10 numara profilinde oyuncu oynuyor. Şimdi daha fazla kalma imkanı var ama iki kenar bekinde çok savunmanın yanında değil önde alması gerekir. Hem Perez stoper gibi oynuyor neredeyse. Maxi Gomez'e doğru uzun pas, kalecide kaldı top. Eren'in de önde alması gerekir. Tabii ya futbol asimetrik bir oyun. Bu asimetrik oyunda mutlaka Doğucan'la Siopis maçın başından beri çok simetri yan yana top alıyor. Bu da ne oluyor? Pas opsiyonunu Trabzonspor adına azaltıyor. Özellikle işte stoperlerin, kenar beklerin oyun kurumunda çok birbirine yakın oynuyorlar. Biraz daha biri önde, biri arkada ve skor da 2-1 Trabzonspor geride. Daha fazla Doğucan'ın Siopis'in de hücuma da destek vermesi gerek. Hücuma çok adamla çıkamıyor, pozisyon üretemiyor. Ya şu dakikaya kadar zaten bir tane ürettiği pozisyonda gol buldu Trabzonspor. 72. dakikaya kadar. Bahadıran uzun gönderdi. Mujakić. Doğucan. Atakan. Mujakić. Uzun gönderdi. Alisov hareketli. Alisov ceza alanında. Alisov topu çekmek istedi. Baskı altında. Alisov Hüseyin Türkmen ayak koydu. Fırat Can. Bakasetas. İki oyuncunun arasından pasını verdi Enis Bardi. Bakasetas'tan koşu var. Bardi topla hareketli. Bıraktı Bakasetas'ın önüne. Bakasetas verdi pasını. Maxi Gomez'in arkasına gitti top. Yetişti Uruguaylı Maxi Gomez. Abdülkadir. Doğucan. Doğucan'dan pas Eren'e. Eren Elmalı. Eren Emre'den kurtuldu. Eren yaptı ortasını. Arka direğe doğru Hacıobanis ayak koydu. Top dışarıda. Oyun taç atışıyla devam edecek. Ömür'ün de orada ikinci santrafor gibi Kerem içeri girmesi gerek. Top sol kenardan geliyor. Sağ çizgide oynuyor Ömür. Maxi Gomez'in arkasına girmesi gerekir. Orta ceza alanına savunmadan sekti. Top Emre uzaklaştırdı. İlk yarı nasıl golü bulduğunda santrafor arkasında oynarken
savunmanın arkasına sırtına koşarak evet. golü buldu. Burada da eğer top sol kenardan geliyorsa tek santrofor evet günümüz oyunlarında ama çizgi oyuncuları mutlaka gelen ya sağ veya sol kanada göre içeri girip kat edip ikinci santrofor pozisyonunu alması gerekir. Ömür geç kaldı orada. Doğucan. Abdülkadir yaptı ortasını arka tarafa doğru, top dışarıda. Tolunay Kafkas ve Orhan Ak aynı karede, görüntüye böyle yansıyorlar. 76. dakikaya geldik. Ankara Gücü'nün Trabzonspor karşısında 2-1'lik üstünlüğü var. Hüseyin vurdu kafaya, Anusek. Tekrar Hüseyin. Ondan sekti top. Hacıovanis aldı önüne. Hacıovanis çekti. Hacıovanis vurdu top dışarıda. Müdahale var. Korner. Yine bir duran top şansı sarı lacivertliler için. Trabzonspor'da umut girecek. Herhalde büyük olasılıkla orta sahadan Doğucan veya Siyopis'i çıkartıp daha 4-1-3-2 gibi bir formasyona dönecek. Değişiklik daha risk alması var. Da gayet doğal zaten. 2-1 geride. 15 dakika var maçın bitmesi. Hacıovanis yaptı ortasını. Uğurcan. Bu kez arka direğe doğru geldi orta. Uğurcan Çakır. Hemen topu çıkardı elinden. Bakasetas fazla oyalandı. Beraberinde de top kaybını getirdi. Muyakic. Umut Bozok az sonra oyuna dahil olacak. Marek Amşik de aynı şekilde. Emre Kılınç yerde, sarı kart. Dansville. Ona çıktı kart. O zaman hem Siyopis hem Ömür'ü çıkartıyor. Emre'nin yerde kaldığı pozisyonu yeniden hatırladık. Dansville'in müdahalesinin ardından sarı kart çıktı. Abdülkadir ve Doğucan oyundan alındılar. Umut Bozok ve Marek Amşik oyunda. Umut girdiğinde Maxi Gomez sağ çizgide oyuncağını işaret etti ama üçlü bir beşli bir savunmaya hücum ediyor. Topu tutamıyor Trabzonspor. 3'e 1 Umut'un yanına Maxi Gomez'le iki santraforu da denemesi gerekirdi Orhan Hoca'nın. Solda Bardi, Bakasetas arkada. Öyle bir düzen. Çok orta saha meşeli oyuncu var. Yani 4-3-1-2 gibi de oynayabilir. O evet. Diamond dediğimiz elmas. O da oynayabilir. Yani çizgi oyuncusu Bardi o değil yani. Maxi Gomez değil. Maxi Gomez'i içeri alıp Bardili, Amşikli, Bakasetaslı. Emre Kılınç, Alisov hareketli. Alisov çevirdi içeri, top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Lamine Diak topu dışarı attı. İşte pozisyon. Emre'den pas. Alisov çevirdi içeri. Bomboş kale. Lamine Diak çok önemli şansı kullanamadı. Yine bir duran top. Güzel organizasyon Ankara Gücü'nden. Gole çok yaklaştı ev sahibi takım. Siyopis. Baskı altında Siyopis. Dansville. Ayak koydu Emre Kılınç. Emre'den pas. Alisov indirdi topu. Hanusek'ten koşu pasonun önüne. Matej Hanusek. Hacıovanis ceza alanında tek başına Ankara Gücü'nde. Alisov. Hanusek tekrar. Alisov. Emre Kılınç. Alisov. Amşik karşısında Alisov, Emre.
Emre indi çizgiye. Emre çevirdi içeri. Alisov kontrol iyi değil ama aldı topu, döndü. Müdahale geldi Amşik'ten. Bruno Perez. Umut Bozok. Maxi Gomez. Amşik. Dansville. Topla çıktı Dansville. Uzun oynadı ters tarafa. Maxi yaptı ortayı. Kalecide kaldı top. Bu arada hakem hemen sağlık görevlerini sahaya davet ediyor. Eren Elmalı yerde kaldı. Neyse ki önemli bir problemi yok. Maxi Gomez ortaya yapacak değil, gelen ortaya vuracak oyuncu. Yani bu kadar büyük bir rakama alıyorsunuz, beklentiniz var. Yani Maxi Gomez içeride, az önce de söyledim ya, Umut'la beraber çift santrafor oynaması gerekir. Oradan orta yapar, gol atar ayrı. Yani oyunun doğrusu bu. Eren Öndüre'ye doğru koşu yapmıştı, dizini evet. Çarptı. Neyse ki önemli bir problemi evet. Yok. Bardi solda, Bakasetas, Siopis, yani Hamşik. Diyorum ya 4-3-1-2 daha formata uygun. Daha merkez ucumları, iki kenar ve tur açıyor. Hüseyin'den hata. Penaltı bekliyor Ankara Gücü. Alisov. Bakasetas. Lamin Diak. Bardi. Umut Bozok. Marek Amşik. Müthiş bir ıslık var tribünlerde. Pas sağ kanada. Maxi Gomez yaptı ortayı. Savunmada müdahale Radakovic'den. Top kalecide. İşte Ankara Gücü'nün penaltı beklediği an. Hüseyin Türkmen pozisyonun içindeki oyuncu. Oyun devam ediyor. Alisov. Radakovic. Bahadıran. Taylan. Lamin Diak. Hakem oyunu durdurdu. Elle oynama gerekçesiyle. Top Ankara Gücü'nün. 83. dakikadayız. Ankara Gücü ilk yarısını Abdülkadir Ömür'ün golüyle geride kapattığı mücadelede. Alisov ve Lamin Diak'la önde. Alisov yine çekti topu. Vurdu ve gol! Alisov! Ankara Gücü skoru 3-1'e getiriyor. Alisov topla böyle buluştu. Çekti sağına, uzak köşeye. Çok düzgün vurdu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü işte böyle kaydediyor Alisov. Hacıvani sindirdi topu. Alisov. Ve skor 3-1. Ankara Gücü 84. dakikası oynanan mücadelede. Zira Türkiye Kupası yarı finaline çok yakın. Ancak hala önümüzde uzun bir süre var. Son derece aksiyonlu bir maç. Bakalım son bölüm bir geri dönüşe mi sahne olacak, yoksa Ankara Gücü zira Türkiye Kupası'nda adını son dörde mi yazdıracak? Müthiş bir heyecan var hocam Ankara'da. İkinci ara oyunu başından şu dakikaya kadar domine eden, çok iyi oynayan bir Ankara Gücü seyrettik. Zaten bu farkı da saha içine 3 gol atarak koydular. Tabii şunu söyleyelim. Bu farkı ortaya koyarken de fiziksel olarak düştüğünü de gördük. Trabzonspor fiziksel olarak da iyi değil Trabzonspor. İkinci yarı
Yani oyunculara bakıyorum, çok geniş alanda yakalanıyorlar, ikili mücadeleler yoklar. Fiziksel olarak da çok eksikler. Tabii yenilen golde de stoper gibi oynuyor. Şimdi ucuma çıktı. Perez'in büyük hatası var. Hüseyin kafaya çıktı. Orada enine daraltması gerekir. Çizgide kaldı. Oyuncuyu bıraktı. Yani Perez zaten stoper gibi oynadı. Hiç ucuma, hiç çizgide, hiç bir destek de olmadı. Şimdi anca 3-1 olunca çıktı ucuma. Orta şimdi. Müdahale var. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Bakasetas topun başında. Bakasetas yaptı ortayı Gomez'e doğru. Radakovic vurdu kafayı. Kaleci çıktı. Hacıovanis topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Bruno Perez. Tekrar aldı topu Bruno Perez. Enis Bardi. Eren. Radakovic. Alisov. Alisov topu çekmek istedi. Eren Elmalı orada baskıya gelmişti. Radakovic uzaklaştırdı. Uğurcan. Top dışarıda. Oyun taç atışıyla sürecek. Oyuncu değişikliği var. Ankara gücünde. Matej Hanusek oyundan alınıyor. Arda Kızıl daha oyuna dahil oluyor. Tabii geçen sene mesela saha içinde birbirini büyüten bir Trabzonspor takım vardı şampiyon olduğunda Kerem. Yani ben değil biz diye oynayan. Yani burada tabii çıplak gözle ilk defa seyrediyorum ben. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Yani saha içinde askerler, klasik bir laf vardır, generaller olacak ama saha içinde bu yok, enerji yok. Geveze takım iyidir, konuşacak, edecek, o enerjiyi verecek. Öyle bir şey de yok Trabzonspor takımında. Hocam bilmiyorum. Sezon başı yanlış yapılan yanlış transferler, yanlış transfer mimarisi, evet. Yüksek rakamlara, gereksiz oyuncular, aynı pozisyonda oyuncu yığılmaları özellikle orta sahada. Buyur seni dinliyorum Kerem. Hocam bilmiyorum katılır mısınız? Bu sezon Trabzonspor'un mental anlamda bir kırılganlık gösterdiği, ya kaçıncı maç olduğunu hatırlamıyorum. Tamam. Çok sert bir müdahale Eren'e. Çok sinirlendi Eren. Az önce oyuna dahil olmuştu Arda Kızıl'da. Bu arada Arda yerde kaldı. Uğurcan da çıktı geldi kalesinden. Az önce oyuna dahil olmuştu Arda. İlk aksiyonu biraz sert oldu. Uğurcan Çakır'a sarı kart. Kartlar devam edecek muhtemelen. İki kulübe arasında da gerginlik olduğunu belirtelim. Sağdaki gerginlik kenara da sıçradı. Arda'ya sarı kart çıktı. Bakasetas'a bir sarı kart. Senin söylediğin gibi mental anlamda Trabzonspor evet bu sene çok sıkıntı yaşadı ve skora teslim oldu. Büyük takım refleksi bu değil tabii skora teslim olması. Özellikle
geriye düştüğü maçlarda Trabzonspor bütün sene akıl ve mantık devreden çıkıp duygularıyla oynuyorlar. Yani duyguyla bir yere kadar oynarsın. Emre Kılınç oyundan alınıyor evet. Hocam bu arada. Gökhan Töre oyuna dahil oluyor. Yenilgiyle yenilmek farklı. Yenilgi alabilir her bir takım. Trabzonspor bu sene yani yenilmek gibi o tabiri kullanabileceğimiz sonuçlar aldı. En büyük sıkıntı bu yani. Uğurcan bu arada uzun gönderdi. Maxi Gomez'in hareketi sonrasında hakemden faul kararı var. Bu arada 90. dakikaya da geldik mücadelede. Trabzonspor'un önümüzdeki seneyle ilgili tabii kalan dakikalarına getirir onu bilmiyoruz. Yani şu dakika için söylüyoruz. Hasar tespitini doğru yapmalı. Yani bu sene hem Avrupa'dan gittiler 4-5 ay önce lige avlu attılar. Şimdi kupadan da büyük olasılıkla uzatma dakikaları ne olacağını bilmiyoruz. Eğer elenirse yani 8 dakika uzatma evet, var. Son 2 ayda hedefsiz geçirirler. Bir de o var. Bardi. Arda karşıladı onu. Faul kararı sonrasında top Trabzonspor'un Marekamşik. İşte pozisyon. Siopis. Bakasetas. Dansville. Eren. Dansville yeniden. Marekamşik. Geriye döndü Bruno Perez. Hüseyin Türkmen. Marekamşik. Marekamşik gönderdi topu ceza alanına. Mujakić karşıladı. Fıratcan. Uzun gönderdi Mujakić. Alisov. Gökhan Töre. Dansville. Eren. Hüseyin. Siopis. Bakasetas. Umut'la paslaşmak istedi. Topu geri alamadı. Fıratcan. Lamin Diak. Taylan. Arda. Radakovic. Gökhan Töre. Marekamşik'ten Pasiopis'e. Bakasetas. Umut Bozok. Siopis tekrar. Bakasetas. Umut bıraktı. Bardi. Tekrar Umut. Müdahale geldi. Atakan Çankaya yerde. Topu taça gönderdi. Ankara güçlü oyuncular. Artı 3'teyiz. Ankara gücünün 3-1'lik üstünlüğü var. Trabzonspor karşısında. Bu maçın kazananı Galatasaray-Başakşehir mücadelesinin galibiyle Zira Türkiye Kupası finaline yükselmek için mücadele edecek. Az önce Atakan'ın yerde kaldığı an farklı açılardan ekrana yansıdı. Enis Bardi taç atışıyla topu Ankara gücüne teslim etti. Gökhan Töre, Lamin Diak baskı altında. Döndü Lamin Diak. Verdi pasını Gökhan Töre. Alisov'la oynadı. Alisov. Alisov. Dansville'den müdahale var. Taç. Arda kullanacak tacı. Arda. Alisov. Uzun pas Ankara gücü savunmasının arkasına. Maxi Gomez hareketliydi. Bahadır çıktı kalesinden. Fıratcan.
Umut Bozok peşinde. Fıratcan indi çizgiye. Sonrasında top dışarıda, kontrolü kaybetti Fıratcan Üzüm. Taç atışını kullandı bordo mavililer. Zaman Trabzonspor'un aleyhine işliyor. 90+5'teyiz. Ankara gücünün iki farklı üstünlüğü var son bölümde. Marek Hamşik yaptı ortasını. Top doğrudan dışarı çıktı. Futbolda çok ucum oyuncusu içeri atınca işte pozisyon bulacağız, gol atacağız falan. Böyle bir kural yok yani. Orada mühim olan yine bir planlanma. Sen de biliyorsun orada farklı bir kurgu, farklı bir işleme geçiyorsun. Farklı bir sürünüm lazım bunun için. Hücum sürünümü farklı. Yani o kadar eldeki bütün cephaneyi sağa atınca yani gol atacağım değil. Daha sıkıntı yaşarsın. Üçüncü golü yersin. Pozisyon üretemiyorsun. Top ayağında hücum etmesi zaten sezon başında da ciddi sıkıntısı vardı Trabzonspor'un. En büyük sıkıntısı bu. Hem de bu kadar ofansif ve gereksiz transferlerle rağmen. Bahadır. Dansville. Trabzonspor'a yüksek maliyetlerle 4 tane 10 numara profilinde oyuncu mu olur? Bir ara oynadılar, Bakasetas vardı işte, Ömür mesela, Yusuf oyuna girmiyor. Batra'yı alıyorsun, Edgar Lee gibi atletik bir oyuncu senin bütün problemini çözmüş. Koşucu oyuncularla büyük paralara dönemiyor. Yani çok hatalı transfer yani. Ben bugüne gelmesinden büyük nedeni sezon başı o takım mimarisinin yapılışından büyük sıkıntılar var. Yani biz sonucu konuşuyoruz. Süreç çok sağlıksız Trabzonspor'da gitti. Uğurcan Uzun gönderdi. Top dışarıda. +7'deyiz. Ankara gücü Zira Türkiye Kupası'nda tura çok yakın Trabzonspor karşısında. Gökhan Töre, Bardi, Diak'tan müdahale var. Taç. Hamşik. Eren. Hüseyin Türkmen. Siopis. Siopis'ten pas Umut Bozok. Umut tekrar. Enis Bardi. Bardi yaptı ortayı. Mujakic karşıladı. Siopis. Bakasetas. Trabzonspor rakip yarı alanda pas yapmaya devam ediyor. Hüseyin. Hamşik. Siopis. Bakasetas. Araya girdi Ankara gücünde Atakan. İki rakibin arasından çıktı, verdi pasını Alisov'a. Alisov yerden oynuyor. Müdahale var savunmadan. Uğurcan kornere çıkmadan yetişti. Ancak Eren'den çok kötü bir kontrol denemesi. Enis Bardi orada yapıyor. Bir de Enis Bardi hem bonservis veriyorsun hem rakam hem 3 yıllık bir anlaşma önemliyorsan. Yani hiç elde var zaten oyuncu profilleri. Bakasetas'ı kullanırsın, Ömür'ü. Görüyorum ya, hep hazırlık yanlış sezon başına. Başarı için hazırlık yapmıyorsan Kerem, hayatta başarısızlık için hazırlık yapıyorsun. Trabzonspor bu seneki yapılanması tam bunun örneğidir. 90+8 artık son saniyeler mücadelede. Maçta son düdük geliyor. Ankara gücü Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseliyor.